Mecra'dan herkese merhaba. Pandemiyle birlikte yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldan fazla süredir aslında çok şey öğrendik. Neleri öğrendik? Doğaya saygılı olmayı öğrendik. Doğaya fazla müdahale etmemeyi öğrendik. Doğayı fazla talan etmemeyi öğretti aslında doğa bize ve öğretiyor da. Niye? Çünkü müsilaj en yakın ve en son ve en çarpıcı örneği aslında. Müsilajla birlikte halk sağlığı uzmanları birçok uyarılarda bulunuyorlar. Denize girmeyin, balık tüketimini sınırlandırın, yapılan testleri kamuoyuna açıklayın, halkı bilinçlendirin ve doğru bilgiyi yayın noktasında, kaygıyı da minimumda tutun noktasında uyarılarda bulunuyorlar. Çok haklılar. Doğasız olmuyor. İki nefes alabilmek için Ankaralılar da herkes gibi ağacın gölgesine, kuş seslerinin yanı başına sığınıyorlar. Bizim çok şey öğrenmemiz gerekiyor, çok fedakarlık göstermemiz gerekiyor ve bundan sonrasında iktidarın yaptıklarına katılmamız gerekiyor, irdelememiz gerekiyor. Sokağa çıktık Ankaralılara müsilaj meselesini, özelde müsilaj meselesini ama genelde çevre meselesini sorduk. Z kuşağının önünde en büyük engellerden 3 tanesini sıraladı aslında bize aylardır Z kuşağı. Neydi bunlar? Geçim mevzusu, kadına ve hayvana yönelik şiddetin bir an önce durdurulması ve çevreye saygılı, çevreyle bir doğaya dost yaşamayı öğrenmemiz noktasında Z kuşağı bizi uyardı. Hem Z kuşağından hem de çevreden, doğadan öğrenmeye devam ediyoruz. Neler söyledik, neleri konuştuk, neleri aktardılar, anlatacaklar. Müsilaj örneğini gördük. Marmara Denizi öldü açıklamasını yaptı uzmanlar. Başka bir forma kavuşacağını ve bizim de onu artık bakıp göreceğimizi, ne olacağını, hep birlikte tanık olacağımızı söylediler. Neler hissediyorsunuz Türkiye'deki çevre kirliliği hakkında? Yani şöyle, gerçekten o videoları falan gördüğümüz zaman hepimiz çok üzülüyoruz. Yani şu an hani elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü bir kişinin yapabileceği, düzeltebileceği bir şey değil bu. Herkesin artık bir farkındalığa sahip olması gerekiyor bu, böyle bir dönemde. Gerçekten katı kurallar getirilmesi gerekiyor. Yani artık atıkların o denize atılmaması gerekiyor. Yani... Ya hiçbir şey söyleyemiyorum şu anda. Hani bir katı kural getirilmesi lazım artık buna. Hani herkesin bir birlik olması gerekiyor böyle bir konuda, böyle bir durumda. Çünkü gerçekten artık denizlerimizi kaybediyoruz. Yani hani Marmara Denizi ya, ne kadar önemli bir deniz. Ama yani dediğim gibi katı kurallar, başka bir çaresi olduğunu düşünmüyorum ben. Bir de hepimizin biraz bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimizi düşünüyorum. İktidar partinin de işini çok iyi yapmadığını düşünüyorum. Yani biraz daha önem verirlerse, yani iç işlere daha çok, çünkü onlar bu işlere odaklanmıyor yaptıkları işlerle. Yani çözüm getirilebilir, her şey çözüm getirilebilir şekilde, öyle düşünüyorum. Siz neler söylüyorsunuz? Ya bence hükümet fabrikalara biraz öncülük ediyor, çünkü ekonomiyi sağlayanlar daha çok onlar. Şirketlere ceza kesemiyor. Çünkü sonuç olarak para oradan geliyor. Bence tamamen olay bu. Hükümetin bir şeyler yapması lazım. Yapmıyor. Doğal yaşam alanları yapabiliriz. Daha çok yeşilliği artırmaya odaklanabiliriz. Aynı şekilde yeni teknolojilerle birlikte zaten denizi çok rahat bir şekilde arındırabileceğimizi düşünüyorum. Tabii artık o kadar fazla kirlendi, pisendi ki çok uzun bir aşama olacak o şekilde. Yani bu şekilde işler yaparsak Türkiye'yi daha sağlıklı bir yer yapabileceğimizi düşünüyorum. Sizce? Yani kesinlikle daha fazla dernekler kurulabilir. Ağaçlandırma falan için yine hükümet bir şeyler yapabilir, yaparsa. Öyle. Denizlerimiz ölüyor. Hani bundan 20 sene önce belki önlem alınsaydı ya da 10 sene önce önlem alınsaydı denizlerimiz bu durumda olmazdı. Peki neler yapılabilir sizce? Ya bence biraz geç kaldık gibime geliyor ama denizlerimizi daha fazla kirletmemeliyiz. Fabrikadan akan atık sular bence artık. Hani bir şekilde bunların durdurulması gerekiyor. Müsilajın yeni salgınlara neden olabileceğini ve balık tüketiminin durdurulması gerektiğini söylüyor halk sağlığı uzmanları. Buna yönelik neler söylemek istersiniz? Bence de durdurulmalı. Belli testler yapılmalı balıklar üstünde.
Yani ben şahsen kendimi tüketmeyi düşünmüyorum artık. Çünkü korkuyorum. Bilinçli olmamız gerekiyor tabii tüm toplum olarak. Sadece bireysel değil, toplumsal olarak bilinçli olmamız lazım. Sadece işte benim, sizin ya da birkaç kişiyle olacak bir şey değil. Çevreyi kirletmek tabii büyük bir sorumsuzluk. Ya da örnek veriyorum, mesela yolda bir pet şişe gördünüz ya da başka bir şey gördünüz. Bunu ben almazsam ya da başkası almazsa ya da bu şekilde bir toplu bir düzen olmazsa bu daha böyle devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani temkinli olmak zorundayız. Doğayı sevmek zorundayız. İnsanlar olarak hepimizin bilinçlenmesi lazım. Neler yapmalıyız? Yani şimdi bunun için, şimdi çok bilgim olmadığı için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama ilk önce bir düzen sağlanması lazım. Bunun kesin katı kurallar çerçevesinde. İnsanları da çok zora sokmayacak bir şekilde. Bunlar alanında işte çalışmalar yapılması lazım. Kanalizasyonun denize dökülmemesi için neler yapılması lazım? Geri dönüşüm daha ne kadar önemli olabilir ya da nasıl arttırılabilir? Bunların araştırılması lazım. İnsanların daha çok bilinçlenmesi lazım ve artık bir yerde birisinin bir, hani bir noktayı koyması lazım. Şu yapılmalı. Anca bu şekilde olmalı. Yoksa dünyanın sonu cidden yaklaşıyor yani. Müflaj meselesini yaratanlar yönetenler ve biz bunu yönetenlere rağmen çözmek istiyoruz. Bu oldukça zor bir denklem. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Müflaj meselesi bilinmeyen bir şey değildi. Bilinen bir şeydi. Sadece umursanmayan bir şeydi. Ve şu an umursamak zorunda kaldılar. Aslında şunu görüyoruz. Normalde şu an işte iki aydır Sedat Peker'in tartışmaları var ve çok ciddi bir başarı elde etmişken, yani muhalefetten bile daha iyi muhalefet yapıyorken, geldiği noktanın çok ötesinde müflaj meselesi iki haftada toplumun sahiplendiği bir şey oldu. Neden? Çünkü toplum bu konudaki bilimsel çalışmanın hepsinin sahiplendiği, tercüme etmeye başladı ve en sonunda geçen hafta AK Parti'nin reddettiği araştırma önergeleri bu hafta AK Parti'nin önergesiyle beraber kabul edilmek zorunda kaldı. Demek ki mesele şu, biz müflaj meselesini yönetenlere rağmen çözmek zorundayız, bunu kabul etmek zorundayız. Yani yönetenlere rağmen çözemeyiz sorusu aslında bizim feragat edişimizin, teslimiyetimizin bir göstergesi. Bu anlamıyla aslında müflaj meselesini siyaset çözemeyecek. Bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü siyaset popülist bir siyaset. Popülerleştikçe peşinden koşuyor. Egemen fikirlerin peşinden koşuyor. Egemen fikirlerin yansımasının peşinden koşuyor. Eğer biz buna derinci bir alternatif yaratabilirsek bunu başarabileceğiz. Yaratabiliyor muyuz? Bence en büyük mesele müslaj meselesini komisyon kurdurarak yaptık. Ama bunun ötesinde komisyon yeterli değil. Çünkü komisyon aslında 3 ay boyunca konuyu öteleme komisyonu olacak. Çünkü yapmamız gereken şey bir ay içinde yapmamız gereken şeyler. Yani deterjanı yasaklıyor muyuz? Atık atanları kapatıyor muyuz? Bunlar hani böyle uzun bir listeyi tamamlıyorsak bir ay içinde yapabiliriz. Ama 3 ay beklemeye kalktığımız zaman bunlara 3 ay daha zaman tanıyor olmamız anlamına geliyor. Ve Marmara'ya bir kat daha çivi çakmamız anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim bunları başarmamız gerekiyor. Şimdi ikinci bir şey, bakanlık denetlemeye başlamış ve ciddi miktarlarda, yani şimdiye kadar olmayan miktarlarda diyelim, ceza kesmiş. Bu da güzel bir şey ama yeterli mi? Aslında işin aciliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar şey, ötesinde bir şey. Ama bunun ne kadar önemli bir adım olduğunu, bakanlık için çok büyük adım olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu an yaptığımız muhalefet bakanlık için müthiş adımlar anlamına geliyor ama müslaj meselesi için aslında hiçbir şey olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz ne yapabiliriz? Asıl sorun bu. Biz birincisi bahane üretmeyelim. Çünkü iktidar şöyle, muhalefet böyle, bunlar tamamen bahane. Bunu yapacaksak biz yapacağız. İki, bunu biz yapacaksak eğer doğru bilgi örgütlememiz gerekiyor. Doğru bilgi toplumsallaştırmamız gerekiyor. Doğru bilgiyi tepkiye çevirmemiz gerekiyor. Yani manipülatif bilgiler, ikinci, üçüncü yorumlar, ardıl tartışmalar bizi kurtarmayacak. Üç, bu meseleyi toplumun meselesi olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bakın biz müslajı siyasete taşıra edersek, onlara bırakırsak Marmara Denizi'nin yanında Karadeniz'i de kaybedeceğiz. Ama eğer biz asli görevimizi yerine getirirsek, kendi sorumluluklarımızı başkasına ihale etmezsek, bence müslaj meselesini çözeceğiz. Mesele umudu ve bilgi örgütlemek olduğunu düşünüyorum. Ya ben hani çöpü alıp cebimde gezdiren bir insanım, çöp kutusu bulana kadar. Yani bu büyük fabrikaların oyunu. Hani oyun derken yani onların bir hatası. Yani bunları insanlara yıkmak kötü bir şey. Ama genel olarak tasarrufumuzu yapmamız lazım. Elektrikli, suydu. Bunları sürekli yapmamız lazım. Hatta işte duş alırken falan ısınmaya çalışan suyu bile kullanmamız lazım. Çünkü bayağı bir, geçen bir Twitter'da biri paylaşmıştı, bayağı bir su
kaybımız oluyor. Yani gene elimizden geldiğince tasarruf yapmamız lazım. Yönetimsel bir sıkıntı da yok mu ama? Kanalizasyon atıkları gönderildi, evsel atıklar gönderildi. 25 milyon insanın öte taraftan derin deşarj. Yönetimsel bir sıkıntı da yok mu? Mesela arıtma sistemi yok. Tabii ki. Hani mesela bu sabah gördüm. Yani 10 yıl önce işte bu müsilajın CHP ve CHP milletvekilleri tarafından önerge, genelgeye sunmalarını falan reddetmişler mesela. Bunları yani aşmamız lazım. Yönetimsel olarak bir şeylerin değişmesi lazım. Artık her şeyin para olmadığını anlamamız lazım. Yani sağlığı alamıyoruz parayla. Bunları yapmamız lazım yani. Artık değişmesi lazım bu düzeni. Ya ben o yönde bir düşüncem yok. Çünkü tam araştırmadan yönetimsel bir şeyde suç var mıdır yorum yapamayacağım. Bilmediğim şey için. Ama yani düşündüğüm kadarıyla her insanın bunda bir payı var. Sonuç olarak dün Haziran'ın ortasında Ankara'nın halini gördünüz, yani bildiğiniz tufan vardı. Hepsinde bunda bizim payımız var. Yani atmosfer tabakası olsun işte hepsinde zarar veriyoruz. Böyle böyle dünya yok oluyor işte yani. Başka bir yorumum yok açıkçası. İklim çok değişti. İklim değişti. İşte deniz salyası dediğiniz. Böyle bir yorum yapıyorum ben şahsen. Aradan uzun bir zaman geçmesi lazım. Çünkü kolay kolay temizlenecek bir şey değil bu. Yani yapılabilecek bir şey değil. Hani aradan o kadar yıl geçmiş bir şey yapılmamış. Bilmiyorum şu an yani. Mesela müsilajı neden olan gerekçelerden bir tanesi kanalizasyon atıklarının bir ildeki en yakın derelere, nehirlere ya da denizlere boşaltılması. Bunu hak ediyor mu? Hak etmiyoruz. Yani bunu düşünülmesi gerekiyordu. Çünkü bu insan sağlığı sonuçta, hani başka bir şey değil. Yani biz insanız. Bunu düşünmeleri gerekirdi yani. Ama durum ortada. Hani görüyoruz ne olduğunu, ne bittiğini. Yani neler söylemek istersiniz çevre kirliliği noktasında? Neler hissediyorsunuz? Ya gerçekten ben çok üzgünüm. Hem de Marmara Denizi'nde olması bu beni açıkça daha çok üzdü. Ve bu yayılacak gibi de görünüyor. Bir de ben yaz aylarını genelde orada geçiyorum ve çok üzgünüm gerçekten. Yani insanların daha çok bilinçli olması gerekiyor bence bu konuda. Yani kötüye gidiyor bu durum. Yani daha çok yayılacak bu denizlerimize. İnsanlar denize giremiyor olacak. Tatillerini yapamayacaklar. İşte deniz ürünlerini tüketemeyeceğiz. Birçok şeyden eksik kalacağız. Bu üzüyor açıkçası beni yani. Peki neler yapılabilir sizce? Yani denizlerin temizliğine daha çok önem verilebilir. Yani bilinçsiz bazı deniz şeyleri aslında, deniz canlıları da bu pisliği temizliyor aslında. Ve bunun mesela bazı deniz canlılarından dolayı avlanmasından dolayı kaynaklandığı falan düşünülüyor. Aynen, evet. O yüzden bunların biraz önüne geçilebilir. Böyle garip, yani böyle deniz canlıları falan bence doğal yollarla, ne bileyim, geliştirilerek, ne kadar doğru bilmiyorum da, onlarla yani bence engellenebilir gibi geliyor ama pek de öyle iç açıcı gibi değil. Çevreyle ilgili çok ciddi problemler de devam ediyor ve Marmara Denizi'ni kaybettik. Ve bir risk de Karadeniz için söz konusu. Neler söylemek istersiniz? Hiçbir düşüncem yok açıkçası. Bunun üstüne hiç oturup düşünemedim ama hani tabii ki de keşke insanlarımız daha dikkatli olsa bu konu hakkında ve daha bilgili olsak belki hani düzeltebiliriz en azından küçük de olsa. Onun dışında başka şu an hiç aklıma bir şey gelmiyor. Yani olmaması gereken bir şey bence. Hani atıkların atılmaması gerekiyor denizlere. Oradaki yaşama zarar veren bir şey. Öyle.